Büyüenginarlar kanalına hepiniz hoş geldiniz saygıdeğer izleyenlerim. Bugünkü konumuz trips böceği. Yani sera beyaz sinek. Yani beyaz sinek. Latince adıyla trips böceği. Bu böceğin öncelikli olarak size mikroskop görüntüsünü göstermek isterim. Görüntülerinden de gördüğünüz üzere bu böcekler iğrenç, ötesi pis böcekler. Kusura bakmayın, arada aldığım notlara bakmak zorundayım. Hala sınav haftasındayım. Kafam basmadı, ezberleyemedim hala. Öncelikle bu böceğin 5000 tane türü varmış. Bitki yapraklarının altını deliyorlarmış ve yapraklarda hasara neden oluyorlarmış. Sarımsı kahve, kırmızı, siyah renkli olabilirlermiş. Larvaların renkleri ise beyaz, sarı ve gri imiş. Oldukça hızlı hareket ediyorlar. Bazılarının kanatları var, uçuyor. Bazılarının kanatları yok, uçamıyor bu böcekler. Dişileri erkeklerden daha büyük. Ama büyük olmasına rağmen yine ufacık, cımbıcık bir böcek bunlar. Yaşlı bir insanın görme olasılığı ya da gözü ileri derecede bozuk bir insanın bu görme olasılığı sıfır. Meyvelere dadanırlarsa, ağacınızdaki meyve veren ağacınızdaki meyvelere dadanırlarsa, ticaret adıyla kötü meyve oluyor bu meyveler. Satmak inanılmaz derecede zorlaşıyor. Meyve cepte, para yok oluyor maalesef. Süs bitkilerinize, yani evde beslediğiniz kendi süs bitkilerinize dadanırsa da çiçeklerindeki renkler değişiyor. Bu pis menen hayvanlar bitkilerin öz suyunu emerler. Ve bitkinin fotosentez yapmasını, yani karbondioksiti alıp ışık enerjisiyle onu oksijene çevirme olayını yapmasını engelliyormuş. Bir de bitkinin öz suyunu emmesiyle, bitkiyi böyle fotosentezini engellemesiyle kalmıyor. Geldiği gibi bitkiye virüs de taşıyabiliyormuş. Yani bitkinizi her türlü ölüme götürür bu. Bak, Allah korusun ama geldi mi ölüme götürür, ben size söyleyeyim. Ayırt etmeksizin neredeyse bütün bitkileri kıtana, 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 kıtana yiyorlarmış, besleniyorlarmış. Ve bu böcekler inanılmaz hızlı ürerler. Neden? Yattığı yer burası, besin kaynağı dibi. Üre baba müre, üre baba müre. 4-5 gün içerisinde sayıları ilk katına çıkabiliyormuş. Hop, baktınız iki kat olmuş, almış yürümüş ağacınızı ya da bitkinizi. Uygun sıcaklık değerleri, yani yaşamalarının ve üremelerinin coştuğu sıcaklık değeri 20-25 santigrat arasıymış. Böyle dediğime bakmayın. Bazı kaynaklarda da diyor ki her sene bu başınızın belası olabilir. Yani bu ne demek? Hop, kışın da trips böceği gördünüz. Hop, yazın da trips böceği gördünüz. Hop, ilkbaharda da trips böceği gördünüz demek oluyor. Ama özellikle yoğun, şiddetli yağışlardan sonra gelen sıcak, kuru havalarda pörtlüyormuş bu böcekler. Yumurtalarını bitkilerin sap kısmında yarıklar açıyorlar ve buraya sokuşturuyormuş bunlar. Yaprakla gövdenin birleştiği kısım onların eğlence mekanıymış. Bu trips böceği neden olur? Saksı bitkilerinde diyor ki, bir saksınız var, bu da bir bitki, etrafında bir saksı var. Saksının yüzeyini yosunlarla çevrelerseniz
Trips böceğine davetiye çıkarırsınız diyor. Yani kaynaklara göre. Önlem nasıl alabiliriz? Öncelikli olarak ağacınız varsa yabani otlardan ağacınızı temizleyin. Bakın her videomda bunu söylüyorum. Önlemlerde şu yabani otları temizleyin artık. Bakın yahu şu bitkilerimize, ağacımıza, saksımıza, süs bitkilerimize. Veyahut toprağın yüzeyine yakın atıkları temizleyin. Yani meyve meyvesi düşmüştür, onları temizleyin. Yaprağı düşmüştür, onları temizleyin. Kuru otlar, motlar, bilmem neler varmış, onları temizleyin. Elinizde iyi hazır, taşı maşı da alın işte. Altında altında böcek akretmek ve olmasın. Ya da toprağı işlemek ya da sürmek. Şimdi ağaçlarınız varsa bunu yapmak bir nebze daha kolay. İşte çapa motorla hır 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 yaparsın. Ya da işte çapayla, normal çapa aletiyle yaparsın. Ama süs bitkilerinizdeki evdeki minicik saksınızda olanları nasıl yapacaksınız? Hemen ben size söyleyeyim. Bir adet çubuk alın. Bir odun parçası, bir kaşık, artık ne olursa böyle bir çubuk gibi bir şey alın. Bunun toprağını böyle, yüzeyini böyle, ben anlatamadım ama tarif edebildim. Bak böyle böyle. Toprağınızı havalandırın. Siz de böyle işlemeye çalışın. En sevdiğim kısım. Bu böceklere nasıl tuzaklar hazırlanabilir? Öncelikle yapışkan kağıtlardan söz ediyorlar. Peki neydi bu yapışkan kağıtlar? Hani bazı evlerde ya da sizin evinizde balkonlarda genelde asılır. Böyle tavanda böyle böyle döner. Full böcek kaplıdır. Genelde sarı renk olur. Hatırladınız mı? Adamlar diyor ki bu yapışkan kağıtlarda genellikle diyor mavi sarı renkli olmasına dikkat edin. Çünkü bu böcekler mavi ve sarı rengi inanılmaz seviyorlarmış. Bunu diyor ağacınıza asın diyor. Trips böcekleri buna gelir yapışık kalır diyor. Lakin maalesef bu kesin bir çözüm değil. Bununla ancak olan trips popülasyonunu yani sayısını azaltabilirsiniz. Ya da bitkinizde ya da ağacınızda bu trips böceğine yakalanıp yakalanmadığını anlayabilirsiniz bu yöntemle. Diğer bir doğal yöntem ise sabunlu su yapmak. Ellerinizi yıkadığınız sabun yok mu? Aynen. Onu bir sabunlu su yapın. Bezi daldırın. Çıkarın. Hafif bir sıkın. Evinizdeki süs bitkilerinizin yapraklarını onunla silin. Bu da trips böceğini engelliyormuş ya da varsa önlüyormuş. Lakin bu da kesin bir çözüm. Tabii ki de değil. Peki bir seranız var ya da çok fazla ağacınız var. Bir bitkiden bir diğer bitkiye geçişi çok hızlı olduğu için önlem almanız ya da kimyasal zirai ilaç kullanmanız şart. Peki bu kimyasallar nelerdir? Hemen ben size sıralayayım. Gönül isterdi ki doğal bir çözüm olsun, doğal bir ilacı olsun. Onu size söyleyeyim. Ne siz o havayı soluyun ne de bitkiye kimyasal ilaç sıkın, doğayı kirletin. Gönül hiç istemezdi. Lakin bu böcekler inanılmaz dirençli menem hayvanlar oldukları için kimyasal ilaç kullanmadan maalesef gitmiyorlar. Lakin bir sürü değişik yabancı kaynaklarda bir ilaç buldum. Türkiye'de var mı emin değilim. Hemen ismini söylüyorum. Agricole diye bir ilaç. Şuraya ben adını yazayım. Bu ilaç diğer bahsettiğim ilaçlardan ziyade bir nebze doğal içerikli bir ilaçmış. Aynı zamanda bunda bir önceki videomda bahsettiğim kırmızı böcekler için savaşmada da kullanılabiliyormuş. Söyleyeceklerim bu kadardı. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım yararlı bulmuşsunuzdur. Beğendiyseniz bana destek olmak için lütfen beğenmeyi unutmayın. Düşünce ve önerilerinizi yorumlar kısmına da yazmayı unutmayın. Beni beğendiyseniz diğer videolarıma da şuradan buradan ulaşabilirsiniz. Hadi sağlıklı kalın.